Evet değerli dostlar, bugün The Wall sahnesindeyiz ve ben bugün değerli dostlarımla görüşmelerimi sürdürürken şimdi Kadıköy'de çok değerli bir müzisyen, aynı zamanda sanatçı kimliğini kanıtlamış değerli bir kardeşimle Barkes Geçiş'le beraberim. Barkes'im merhaba. Merhaba. Sonunda 18 ay sonra bir yerlerde nefes almaya başladık. Senin de kalen burası ve burada yıllardır müzik hayatında paylaştığın ne varsa şimdi burada konserler ve müzisyenlerle yaptığın değerli çalışmalar var. Bugün için ve gelecek için neler söylemek istiyorsun? Çünkü bizler son 40 yılın tanıklığıyız. Sanatçı kimliğimizde yaptıklarımız var. Bilenler var, bilmeyenler var. İstersen ne söylemek istiyorsan onu söyle babacığım. Dostum, yani bir sanatçı böyle konuşmaz ama çok umutsuz bir dönemden geçiyoruz. Yani 40 yıl önce diyorduk ki 5 sene sonra rahatlayacağız, 10 sene sonra rahatlayacağız ve gerçekten öyle bir sanal da olsa bir rahatlama yaşadık. Fakat son 20 yıldır ölümü göremiyorum desem yeridir. Yani salyangoz bile satamıyoruz diye desem yeridir. Bilemiyorum, çok aydınlık bir geleceği vaat edemiyorum. Ama bunu biz yaratmadık Barkes ya. Biraz da sorumlusuyuz, öyle demeksek daha iyi. Biraz da sorumlusuyuz. Yani kaçmak olur öbür türlüsü. Yani biz nerede hata yaptık abi? Yani konserse konserlere çıktık. Efendim sanat etkinlikleri ise sanat etkinlikleri yaptık. Yani para istemedik, pul istemedik, bedava işler yaptık ve sanatçı, yani sanat ve kültür büyüsün diye ömrümüzü verdik. Şu anda mesela sanat adına yapılan işlere bakıyorum. Barlarda biraya çerez olmuş, bir hal almış vaziyette. Biz hala Fitaş'ta emekli konserlerimizi istiyoruz. Açık havada rock festivallerimizi yapacağız diyebilmeliydik. Ya da biz bu işi başka şeylere endekslememeliydik. Ama biz yani sonuçta hep bağımsız durup gündemler yarattık ve o gündemlerle bağımsız durduk. Yani biz siyaset yapmanın üstündeydik zaten ya. Onda haklısın. Onda haklısın. Yani biz bir siyasi partinin emriyle ya festival yapınız, işte konser yapın, eser yazın hayatında değildik zaten ki. Zaten sanat asla böyle bir şey evet. Yapılabilecek bir şey değil. O zaman ben... Biz onlara rağmen yaptığımız için bugün buradayız zaten. Evet. Tabii sanat rağmenlik, sen olsan bile. Yani o zaman ben bunu seninle de paylaşmış olayım. Yani işte biz yeni sanatçı anayasasını yazmak zorundayız Barkes. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Yani gençleri de çok fazla dışlamadan, onları da içimizde barındırarak çok güzel bir genç kitle de var. Ya bir dönem bana Erkin Koray'ın dediği gibi, yani eğer 50 milyonluk bu ülkede bu işte profesyonel ama amatör uğraşan 5000'i geçmiyorsa kim ne yapıyorsa iyi yapıyor demişti. Sakın kimseyi eleştirme demişti. Arjantin'de müzisyenler sendikası hükümeti de bilir, bir de buradan düşün demişti yani. Evet, o yüzden ben çocuklarımın hepsini çok seviyorum çünkü bugün eminim bugün burada bile sahne alan insanlar rağmen yapıyorlar bunu. Evet, yani The Wall'da rağmen yapıyorlar. The Wall'da müzik direktörlüğü yapıyorsun. Evet. Öyle diyelim. Salgın günlerinde yani bu 14 ayda neler düşündün? Yani kapandık, işte hayat eve sığmadı ama sığdı. Biz elimizden geleni yaptık fakat şu anda en büyük darbeyi yine sanatçılar yaşıyor. Sanatçılar ve özellikle müzik rahatsız ediyoruz aslında dedik. Bekliyordum, radikal bir değişim bekliyordum yani pozitif ya da negatif. Yani bu çok işlerine yaradı salgında. Ve onu bahane ederek işte 12'den sonra rahatsız etmeyelim kimseyi, ben buna izin vermem. Yahu sanki yani müziğin rahatlatıcı bölümü niye hiç? Ama İngiltere bile açtı şu anda her şeyi. Avrupa. Ya, pardon ama başka bir aklından bahsediyoruz. Bizim burada başka bir aklı. O zaman Barkes şöyle diyelim. Söyle. Sanatçılar bence ortak akıllı geliştirip bu önünü açmalı ve sanatçı anayasasını yasalarını geçirmeli. Başka da bunun yöntemi yok. Yani yapabilirsek ne mutlu bize diyeceğim. Ama anayasayla da sanat
ne kadar bağdaşmış. Yok, orada haklarımız var ya, o anlamda söylüyorum. Ha, haklarımız var değil mi? O hakların verilmesi lazım. Yani anayasanın 64. maddesi ne diyor? Devlet sanatçısını korur, kollar, gözetler. O zaman görevini yapsın. Devlet görevini yapsın. Eyvallah, ama devlet benim diyorsa devleti bireye indirmişiz demektir. Birey burada verir ya da vermez. Yani artık devlet kavramı bir çoğuldan yana değil ki. Evet, işte ama biliyorsun hak verilmez, hak alınır ya. Ya eyvallah. Yani şu anda öyle. Şu anda biraz da şöyle düşünelim. Mesela şu anda dünyanın en güzel şehri İstanbul'da, Kadıköy'de. Ve bu Kadıköy'ün sanat ve kültür hayatına kattığı tarihsel olarak baktığımız zaman, yani Kadıköy'den Fikret Kızıloklar çıktı, Barış Manço'lar çıktı, ne ressamlar ne tiyatrocular çıktı. Yani biz bunun önünü kesemeyiz. Bir dönemden bahsediyoruz yani, o dönemde varlar. Bakırköy'den de Cem Karacalar falan çıktı yani. Tabii, tabii. Başka bir şey. Tabii. Fatih'ten Birol Ağırbaşlar çıktı. Yani. Halim Ağırbaşlar çıktı. Şimdi Fatih'in bugününü tartışalım mı? Tabii. Yani başka bir şeyden bahsediyoruz. Biz başka bir dönemden, başka bir akıldan. Yani 50 yıl geriye gitsek 150 yıl ileri gitmiş gibi olacağız. Ama ben onu hiç bahsedeyim. Barkes, sen bunu görüyorsun. Ben eminim. Türkiye'nin sanatçı çocukları bu geçmişten geleceğe uzanan köprünün mirasına bence sahip çıkacak. Çıkacak. Yani burada var. Mesela sen çok yeni müzisyenlere yer veriyorsun. Umudum bitmiş değil. Tabii yok. Hepsi benim. Burada yeni müzisyenlere yer veriyorsun. Konserler yapılıyor. İşte farklı etkinlikler düzenliyorsun. Bence bu bile çok büyük bir adım. Olmalı diye düşünüyorum. Çocuklar da nefes alacak bir yer bulmalılar. O zaman evet. Tuğlaları örmeye devam. Aynen öyle. Aynen öyle güzel dostlarım. İnadına. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkürler size. Hadi görüşmek üzere. Evet. Ay. Efendim. Kadıköy'de The Wall'un konserlerine bekliyoruz. Barkes dostumuz da burada. Onu bulmadan Kadıköy'e geldiğinizde mutlaka uğrayın. Burada bir sohbetinizi ve muhabbetinizi yapın. Evet. Hepinize yine sanatın güneşinden ayrılmayın diyoruz. Barkes olduğu sürece burada. Sağ ol canım, eyvallah. Ben de sağ ol.